Evet, değerli basın mensupları hoş geldiniz. Öncelikle bildiğiniz gibi Alanyaspor'umuzun teknik direktörlük görevini geçen yıl Erol Bulut Hoca ve ekibi yürütmüşlerdi. Güzel de bir sezon geçirdik hep birlikte bir aile ortamında. Öncelikle Erol Hocam Fenerbahçe Spor Kulübü'ne sözleşme imzaladı bildiğiniz gibi. Kendisine ve ekibine bize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı şahsım, yönetim ve camiam adına çok teşekkür ediyorum. Ve bundan sonraki teknik direktörlük hayatına da başarılar diliyoruz. Biz de yeni teknik direktörümüzü bugün sizlerin huzurunda kamuoyuna açıklıyoruz. Gördüğünüz gibi Çağdaş Atan hocamla yeni bir yola çıkıyoruz. Yeni bir yol haritamız var. Güzel bir ekibiyle, ekipte iki tane İtalyan, bir tane Portekizli olmak üzere. İnşallah hocamızla 3 yıllık sözleşme imzalayacağız bugün. Hocamıza hayırlı uğurlu olsun. Alanyaspor camiamıza da hayırlı uğurlu olsun. İnşallah biz hocamızı daha önce biliyorsunuz Sergen Hoca ile birlikte çalıştı. Biz onu biliyoruz. O bizi biliyor. Kulübümüzün yapısını biliyor. Biz de onun kişiliğini, karakterini ve neler yapabileceğinden emin olduğumuz için hocamızla yola çıkmaya karar verdik. İnşallah her iki taraf için de hayırlı uğurlu olur. Camiamıza da hayırlı uğurlu olsun. Çağdaş Hocam'a da başarılar diliyoruz. Çok hocam, teşekkür ederim başkanım. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş çok geldiniz. Sağ olun. Tabii ki öncelikle başkanımıza ve yönetim kurulumuza bana duymuş oldukları sonsuz güvenden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımız gayet düzgün bir şekilde açıkladı. Burada biz severek, özveriyle çok olumlu bir şekilde çalıştık hep beraber. Güzel bir serüvenin başlangıcını yaptık burada. Erol Hoca tabii ki bizden sonraki görevde çıtayı daha da yukarıya taşıdı. Alanya Spor şu an ligin yükselen bir değeri. Burada olmak benim için hem önemli bir fırsat hem de çok gurur verici. Ondan sonra tabii ki de Sergen Hoca ve ekibine de çok teşekkür etmek istiyorum. Ben futbolu bıraktıktan sonra bana bu kapıyı açtı Sergen Hoca. Sahanın içinde sınırsız özgürlük verdi. Tatmadığım, yaşamadığım, denemediğim şey kalmadı sayesinde ve çok büyük tecrübeler edindim. Ona ve ekibine buradan sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek sezonda benim olmadığım zamanda da çok başarılı olurlar. Ona tekrar teşekkür ediyorum. Tabii ki hedeflerimiz var. Belki hepiniz için biraz sürpriz olmuş olabilir. Ama Alanya Spor yüzünü modern futbola, total futbola dönmüş, olumlu yatırımlar yapan, ona göre oyuncular seçen Türkiye'nin yükselen bir değeri. Bu değer doğrultusunda biz de bilgimizi, birikimimizi, gençliğimizi, enerjimizi hepsini sahaya koyup Alanya Spor'u tekrardan rekabetçi, her sene Türk futboluna en az bir veya iki tane genç oyuncu kazandırabilen marka değeri yüksek bir takım olarak taşımaya devam edeceğiz. Evet, şimdi tabii ki biraz oyuncu bazında Alanya Spor kabuk değiştiriyor. Bu kulübe 2-3 senedir belki de daha fazla çok olumlu hizmetleri olan bazı oyuncular aramızdan ayrılıyor. Ama onun yerine de gayet başarılı transferler yapmayı düşünüyoruz. Ve hali hazırda da görüştüğümüz, anlaşmaya vardığımız oyuncular var. Bu işi zaten başkanımız ve yönetim kurulu en iyi şekilde senelerdir yaptığını gösterdi. Güçlü bir takım olacağız, rekabetçi bir takım olacağız, aynı zamanda da üreten bir takım olacağız. Bir projenin içindeyiz, öyle söyleyeyim. Uzun süreli bir sözleşme bana duyulan güveni gösteriyor. Bundan dolayı çok mutluyum. Başkanım az önce biraz açıkladı. İtalya Serie A'dan uzun zaman Sassuolo takımında çalışmış yardımcı bir antrenör. Benfica'da daha önce çalışmış bir kaleci antrenörü. Daha önce Sergen Hoca ve ekibiyle çalışmış Giovanni. Ve benim kendimin bireysel olarak tanıdığı ve seçtiği 2-3 tane Türk bilgili, genç, dinamik hocayla bence çok olumlu bir ekip olduk. Ekip konusunda çok mutluyum. Çok içimiz esindi. Bir an önce antrenmanlara başlayıp yol kat etmek istiyoruz. Hocam
Evet. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Başka bir şey